Şimdi okuyacağımız hadisi şerifi, aşere-i mübeşşereden olan, yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh rivayet etmiştir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لَقِيْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ لِي Cebrail'le karşılaştım. Bana dedi ki, اِنِّي اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَكُولُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ Yine aynı konuda, demek ki kaç defa bu müjde Efendimiz'e verilmiş? Cebrail ile karşılaştığım zaman buyuruyor Efendimiz, bana şunu söyledi, sana müjdeler olsun ey Allah'ın Nebisi. Allah Teala şunu bildirdi. Yani git Muhammed'e söyle sallallahu aleyhi ve sellem demiş Yüce Rabbimiz Cebrail aleyhisselama. Sana kim selam ederse Cenab-ı Hak ona selam edecektir. Kim sana salat ederse Allah Teala da ona salat edecek. Yani merhamet edecektir. Elhamdülillah. Bu hadisi şerifi rivayet eden Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, sevgili kardeşlerim, diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Baktım evden çıktı. Ben de arkasına takıldım diyor. Bahçelerden, hurma bahçelerinden birine girdi. Namaza durdu. Sonra secdeye vardı. Dikkat buyurun. Efendimiz o bahçede kalktı. Namaza durdu. Sonra secde etti. Secdede o kadar çok kaldı ki vefat ettiğini sandım ve korktum diyor. Secdeye vardı, bir türlü kalkmıyor. Korktum diyor. Yanına gelip bakmaya başladım diyor. Dokunamıyor da tabii. Yani bakıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz diyor, başını kaldırdı ve bana hayrola, ne oluyor dedi diyor. Niye öyle bakıyorsun? Ben de içimden geçeni anlattım diyor. Ya Resulallah, korktum. Yani vefat ettin mi diye acaba endişe ettim. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki diyor, Cebrail bana geldi. O sırada sana müjdeler olsun. Allah Teala sana şöyle buyuruyor. Ümmetinden kim sana salat ederse ben ona rahmet ederim. Ümmetinden kim sana selam ederse ben de ona selam ederim. Allah Allah! Yüce Rabbimiz hemen selam ediyor bize. Bunun üzerine buyuruyor Efendimiz, ümmetime ihsan ettiği bu lütuf dolayısıyla Allah Teala'ya şükür secdesine kapıl. O secde şükür secdesi. Böyle bir servet, böyle bir devlet olur mu dedim diyor, secdeye kapanıyor. Çünkü Efendimizin bütün derdi, ümmeti hep bizi merak ediyor. Acaba akıbetleri ne olacak efendim, cenneti kazanacaklar mı, günahları bu kadar yüksek olacak diye hep bizim namımıza endişe ediyor, bizim namımıza ağlıyor. Bu müjdeyi alır almaz o kadar çok seviniyor ki hemen şükür secdesine kapanıyor. Ve başını kaldırmamacasına orada uzun secde ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu Fahri Kainat aleyhi ekmelü't tahiyyat Efendimizin bize olan muhabbetini, sevgisini gösteriyor elhamdülillah. Ne çok seviyor. Allah Teala'nın bize verdiği bir lütuftan dolayı, bir ikramdan dolayı ne kadar seviniyor. Bizi bu kadar seven bir insana biz nasıl muhabbetimizi göstermeliyiz? Ona nasıl sevgimizi göstermeliyiz güzel kardeşler? Ve nahvehu min rivayeti Ebi Hureyre ve Malik ibn Evs ibn el-Hadesan ve Ubeydillah ibn Ebi Talha. Bu hadisi sadece Enes ibn Malik radıyallahu anh değil, Ebu Hureyre radıyallahu anh de rivayet ediliyor. Ne diyor? Medineli bir tabiî olan Malik ibn Evs ibn Hadesan rivayet ediyor. Yine
tabi'in alimlerinden Ubeydillah İbni Ebi Talha rivayet ediyor. Evet, yani müellifimiz bize şunu gösteriyor ki bu sadece bir sahabinin rivayet ettiği bir hadis-i şerif değil. Bu konuda birçok sahabinin, birçok alimin rivayeti var.